çok heyecanlıyım çünkü İstanbul Kurtköy'den Samsun'a gidiyorum, Samsun Havuz'a. Ve güzel böyle bir Karadeniz turu olacak. Büyük bir sürpriz olacak ama o sonra göstereceğim size. Ben size söyledim, bu sefer böyle güzel bir sürpriz olacak ve ne olacak? Biz bir bayan şoför bulduk. Ya bu erkek dünyasında ve tabii ki yani Türkiye biraz daha böyle şoförlerin dünyası erkek bir dünyadır. O yüzden çok mutlu oldum yani ve Karadeniz'e gidiyorum ve bir bayan şoför, ya bence bu muhteşem bir yolculuk olacak. Sibel, yani hanım demiyorum çünkü yani artık yani samimi, güzel, yol yeni başladı ama yani her şey o kadar iyi hissediyorum ki o yüzden yola çıktık sonunda. İyi ki çıktık. Evet, çünkü İstanbul'a kaçmak biraz zor. Evet. Ve gittiğimiz bölge güzel bir bölge. Karadeniz Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Ben de birkaç senedir o hatta çalışıyorum. İşimiz gereği yarı Karadenizli olduk mecburen. Çünkü haftada en az iki sefer atıyorum oraya. Her hafta? Evet. Oo. 1300 kilometre ortalama bir yol gidiyorum. 1300'de geliyorum, 2600 kilometre. Yani ortalama bir 6000 kilometre yürüyorum ben Karadeniz yollarında. Seviyorum, mesleğimi de çok seviyorum, işimi de çok seviyorum. Araba kullanmayı çok seviyorum. Zaten araba kullanmak bize babadan gelme bir hobi. Sen baba birlikte bazen yola çıktın mı? O zamanlar çok küçüktüm. Kucakta oturuyordum. İşte bak. Ama babam öğretti araba kullanmayı. Memnunum, seviyorum. Allah rahmet eylesin. Çok hakkı var üstümde. Bildiğim her şeyin çoğunu ondan öğrendim. Pekiştirme kısmında da kocam çok yardımcı oldu. Küçük araba sürmeye benzemiyor kamyon sürmek. Zor ve meşakkatli bir iş. Bir kere bizden insanlar nasıl diyeyim size? Kamyoncu tabiri vardır. İşte büyük araba kullanıyor. İşte yanlış hareketler yapıyor. Aslında küçük arabalar yanlış hareketler yapıyor. Bizim daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Hem taşıdığımız yük için, hem kendi canımız için küçük arabalardan farklı olarak biz daha zor duruyoruz. Daha çok sallanıyoruz. Daha çok riskimiz var. Kaza anında daha fazla zarar görebiliriz. Bu yüzden zor bir meslek olduğunun farkındayım ama işimi çok seviyorum. Ya sen başka bir şey yapmak istiyor musun? Yok ya, ben işimi seviyorum. Samsun'a gidiyoruz. Evet. Yani neden bu araba ta Samsun'a kadar gidiyor? Tamir için herkes kendi memleketinden tamir olmasını istiyor. Bu tarz araçları götürüyoruz. Bu da onlardan biri. Arıza yapmış bir araç. İstanbul'a gelmiş, arıza yapmış ve şimdi Samsun'da kendi tamircisine götürüyoruz aracı. Bazen mesela öyle araçlar yüklüyoruz ki acaba diyorum içindeki sağ çıkmış mıdır? Evet. Allah'ım hepimizi korusun. Aynen. Amin. 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 Evet. Sen şimdi böyle araba kullanırken
aynada çevreye bakıyor musun? Bilgi hocam, şoför insan herkesten daha dikkatli olması gerekir. Yani siz, yan koltukta oturanlar için konuşuyorum. Siz bir metre önünüze, öndeki arabaya bakarken biz ortalama 500-600 metreyi görmeye çalışıyoruz. Neden? İleride bir kaza varsa benim yavaşlamam gerekiyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şeyi ileriden gördüğüm zaman burada refleks olarak yetişmem daha kolay. Evet. Ama eğer çok az bir kısmı görürsem, bakış açımı genişletmezse bu da beni hataya sürükler. Bir de belli bir süre sonra algıda seçicilik diye bir şey başlıyor. Yolda görmen gereken her şeyi o seçicilik sayesinde daha rahat görebiliyorsun. Neden bazen otomobilistler kurallar saygı göstermiyorlar? Çünkü Türkiye'de saygı çok önemli. Ama araba kullanırken, yani ben dışarıda bir adam ile konuşuyorum. Adam çok hoş, çok sempatik, sıcak bir adam. Nazik, tatlı, gülüyoruz. O adam araba biniyor, bir anda değişik bir adam oluyor. Yani bir canavar oluyor. Ne oldu? Neden? Ne? Bu kabin, bu kutu bizle ne yapıyor? Buradan bir araba geçtiği zaman sizi geçti. Aa, o beni nasıl geçti? O beni nasıl geçer? Geçer kardeşim, niye geçmesin yani? Arabayı geçmek için yaratılmış zaten. Böyle bir şey için yapılmış. Ama bizim egomuz orada devreye giriyor ve bize diyor ki hayır, o seni geçti, sen de onu geçmelisin. O zaman ne oluyor? Riskli hareketler. Başlıyoruz makas atmaya. Arabanın artık nasıl diyeyim, motoru ötmeye başlıyor. Zıngırdamaya başlıyor ama yok, biz onu geçeceğiz. Bu şekilde de ne oluyor? Hatalar yapmaya başlıyoruz. Arabanın belki o anda freni boşalıyor, herhangi bir şey oluyor ama biz bunu görmüyoruz. O süratle de bu şekilde kazalar. Gerçeği aslında sadece hız tutkusu. Egomuzun bizi yönetmesinden kaynaklanıyor. Birlikte çalışıyorsun. Yani evet. Yan yanında değil ama yani burada senin iş var. Kocan başka bir araba kullanıyor. Göremiyorsunuz. Evde iş konuşuyorsunuz. Ev hakkında değil mi? Yani böyle 24 saat iş. Ya evde denk gelme sürelerimiz biraz az. Pazarlara bazen denk gelebiliyoruz. O zaman da gerçekten evde iş konuşmayı sevmiyoruz. Şey oluyor mu yani siz? Çünkü evde artık buluşamıyorsunuz. Böyle ne bileyim yani sen tam Karadeniz'e gittin, o İstanbul'da denk tamam. Denk gelebiliriz. Yolda denk gelebiliriz. Ha, yani oluyor mu böyle oluyor, bir şey? Oluyor oluyor. Bazen konuşuyoruz, planlıyoruz, aynı yerde yemek için duruyoruz. Bazen araçların alımı gecikiyorsa aynı yerde konaklıyoruz. Bazen de oradan geçerken ben ona korna çalıyorum, o bana korna çalıyor. Erkek dünyasında sen bir kadın şoför olarak geziyorsun. O öbür şoförlerin tepkisi nasıl? Erkeğin yapabildiği bir işi bayanın da yaptığını ispat etmek çok keyifli. Yani o anlamda kendimle gurur duyuyorum desem yeridir. Ama tabii ki bir süreç var. Kendinizi ispatlamanız gerekiyor. O süreç biraz sancılı oluyor. Bayan üstüne kranı ararsın. Böyle mesela siz düz gidiyorsunuz. Adam bayan olduğunu görüp direksiyonu senin üstüne kırıyor. Yatırıyor resmen arabayı. Hani böyle şeylerle de karşılaşmasın desem yalan olur. Ama açtım artık ya. Gerçekten açtım. Bazı insanlar pozitif tepkiler gösteriyor. Negatif de yaşadın mı? Yaşadım. Aa. Yaşadım. Bazen mesela araba indiriyorum. İşte benim arabamı Sibel abla getirmesin. Niye kardeşim yani arabayı ha o getirmiş, o ben getirmiş, değişen bir şey yok ya. İşte bayanlara karşı antipatisi olan, çekinen insanlarla sıkıntılar yaşıyoruz. Ve böyle bir ön yargı var. Yani kadın şoförler, kötü şoförler. Evet. Nokta. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki kendi ırkım, kabul ediyorum. Ben de bir bayanım. Ama gerçekten
bayanları iki kere sınava sokmalılar. İlk o. Yani her bayana gerçekten ehliyet verilmemeli. Burada belki tepki gösterebilir bayanlar bana ama şunu belirtmek istiyorum. Korkarak araba kullanılmaz. Arabaların aynaları güzelliğimizi görmek için yapılmış değillerdir. Onlar gerçekten çok önemli unsurlar. Bu aynayı kendine çeviriyorlar. İşte buradan kendilerine bakıyorlar. Bu şekilde araç gerçekten kullanılmaz. Bazen gerçekten erkek şoförlere hak veriyorum. Kadınlar biraz zor. Zor yani. Kadın olarak biz kendimize güvenimiz yok. Yapabilir miyim? Bu araba buradan geçer mi? Ben buraya sığmam. Bu tereddütlerle araba kullanamazsınız. Bu tereddütlerle araba kullanmaya kalkarsanız da kazalara sebebiyet verirsiniz. O yüzden bayanlar bana darılmasın. Birazcık daha güven. Azıcık daha. Çünkü ben de bayan şoförlerden çok çekiyorum. Abim kullanıyordu. Virajı alamadı ve duvara çarptı. Ben yan koltuktaydım. Hatta omurilimde ciddi bir zedelenme geçirdim. Ama ne var? Bu korkuyu aşamasaydım şu an şu direksiyonda olamazdım. Aa. Tabii. Yani kaza yapacağım korkusu ya da kaza yaptıktan sonra yaşadığınız korkuları aşamazsanız şoförlük yapamazsınız. Çünkü niye? Her an onun stresi, onun korkusuyla kendinizi kısıtlı hareket ettirmeye başlıyorsunuz. Bu da sizin araba sürmenizi etkiliyor. Mesela çok arkadaşım var benim yan koltuğumda. Sibel hız yapma bilmem ne. Yani sürülecek yerde hız yapacaksınız. Şimdi otobandayız. Otobanın seyrinde 50 ile gidemezsiniz. Eğer bu seyirde giderseniz bu sefer gerçekten anavra sövüyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Zor zor. Şoför hem refleks, hem dikkat, hem algı işi. İnsanlar bunu fark etmiyorlar ama işimiz gerçekten çok zor. Senin şoförlüğün nasıl Vico? Ya ben o konu olarak kendim hakkında konuşmak istemiyorum çünkü çok zor bir şey. Bu bir gelenek galiba. Biz evet, evet. Hep yapıyorsunuz böyle arabalar ya. Çekici, çekiciyi gördüğü zaman korneyle birbirine selam verir. Ha, çok güzel ya, bak bilmiyordum. Gerekiyorsa onlar sizi ve siz onlara yardım ediyor musunuz? Ediyoruz tabii ki ediyoruz. Yani sektörel anlamda bir bütünlüğümüz var bizim. Çekiciler birbirine yardım ediyorlar. Bu şoförler dünyasının içine ayrı bir bölüm değil mi? Tabii ayrı. Şimdi mesela herkes çekicilik yapamaz. Neden diyeceksiniz? Çekicilik sadece araba sürmek değil. Üstümüze aldığımız arabayı dikkatli bir şekilde üstümüze yerleştirmek zorundayız. Bağlama diyoruz. Arabayı gırgırlarımız ve spanzetlerimizle üstümüzdeki kasaya bağlıyoruz. Her arabanın boyu farklı, ölçüsü farklı. Kazalı olursa kazasının ebatı ve boyutu farklı. Otomatikman bu işi öğrenmek biraz beceri, el becerisi gerektiriyor. Biraz görmek, algı gerektiriyor. Zor bir meslek gerçekten. Özellikle karda, kışta iniyorsunuz. Bazen bir arabayı yüklemeniz yarım saat, bir saat sürüyor. Bazen indirmeniz yarım saat, bir saat sürüyor. O sıcakta sıcağı çekiyorsunuz dışarıda. Soğukta soğuğu çekiyorsunuz dışarıda. Ve benim yol güzergahım 1300 kilometre. Onları yükledikten sonra 1300 kilometre de yol gidip tekrar oradan yük alıp 1300 kilometre de yol geliyorsunuz. Zor. Ama tabii keyifli yanları yok mu? Var. Farklı iller görüyorsunuz. Güzel yerler keşfediyorsunuz. Farklı insanlarla tanışıp farklı kültürlere giriyorsunuz. Hatta iki senedir bu güzergahta Karadeniz'de çalıştığım için bazen
tabii söyle daha falan yapıyorum yani. Artık şivesel olarak bile bir uyum sağladım onlara. Hiç böyle bir her yer tamam yani. Şimdi ben defalarca bu yoldan geçtim. Hep bu tabela gördüm. Şimdi ben bugün burada biraz dinleneceğim çünkü bu yol, bu yer nasıl bir yer? Yani o kahverengi tabelalar mesela. Evet. Yani sen bazen duruyor musun böyle yerlerde? Ya zaman gerçekten... diye bir sorunumuz var bizim. Biz gerçekten zamanla yarışıyoruz. Aha deseniz ki boş vaktiniz, bazen oraya gidip birkaç boş vaktim oluyor. Özellikle yazın Karadeniz'in denizi bir başka. Öyle molalar verdiğim zamanlar oluyor. Evet, evet. Mesela ben isterim ki herkes Samsun'u görsün. Gerçekten kültürel anlamda çok zengin bir şehir. Yani bir İstanbul'a turist yoğunluğu varsa bence bir Samsun'a da olmalı. Evet. Karadeniz'de, Trabzon'da, Rize'de baktığınız zaman o kadar güzel. Uzungöl'ünden tutun yaylalarına. Mesela çok güzel yazın rafting şenlikleri olur. Değişik sanatçılar gelir, toplanırlar. İşte horonlar, hele otulu. Anladım. Ya, çok bak, farklı, çok evet. Keyifli bir şeydi. Ya. Çok ama keyifli. O horon, ya o kafa yiyorum ya. Birkaç defa denedim. Yani yavaş başlıyorlar. Tam bana göre yavaş, o güzel. Ama sonra o hız artıyor. Wow, saygı ama ben yapamıyorum ya. İlko ben de bilmiyorum. Kesinlikle öyle bir becerim yok. Variyete sahiptim. Biraz sosyal ve kültürel açıdan güzel bir çocukluk yaşadım ben. Çocukluğum gerçekten güzeldi ya. Hani deseler ki şu yaşına kadar yaşadığın en güzel dönem, evet benim çocukluğum çok güzeldi. Kimsenin sahip olamayacağı bir babaya sahip olduğumu düşünüyorum. Yani okul biter bitmez yazlığımız olmasına rağmen bütün Türkiye'yi gezdirdi bana. Bir çıkardık. Oradan oraya. Giderdik yani. Annem çok gezmeyi sevmezdi. Ama babam gezmeyi çok severdi. Sonuçta hani o da eski otobüsçülerden. Evet. Şimdiki gibi değildi eskiden otobüsçü. Yani otobüs sahibi olan insanlar çok önemli insanlardı. Bir otobüs firmasının olması bir insanın çok 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 mühim bir şeydi. Ki bizim mesela otobüslerimiz saatli sıra çalışan otobüslerdi. Bir de babam çok hastaydı ya. Ben onun kadar başarılı değilim araba konusunda. Çok özenirdi. Esmeray'ın Unutama Beni şarkısı var. Annem hep onu söylermiş. Bizim bütün otobüslerin arkasında da Unutama Beni yazardı. Allah rahmet eylesin. Bıraktıklarını belki iyi bir tasarruf edip iyi değerlendiremedim ama hastalık yapacak bir şey yok. 9 sene felçli yattı babam. Küçücük bir çocuktum. Annem hiç hayatında çalışmamış bir kadındı. Hazıra daha dayanmıyor. Sattık. Babamın hastalığını harcadık. Sattık. Benim okulumu harcadık. Sonrasında da işte ben birazcık büyüdüm. Baktım elde bir şey kalmamış. O günden beri de ben çalışıp anneme bakıyorum. Evet. Allah anneme çok uzun ömürler versin. Şu an bu karaktere bu tarz bir yapıya sahipse bunun hepsi annemin bana öğrettiği şeyler, annemin emeğidir yani. O zaman da o zamanki durumdan şimdiki kafada olmak isterdim. Aa evet. Küçüklere tavsiyem büyümek için acele etmesinler. Büyüdükçe hayat şartları zorlaşıyor. Ve ailelerine kızmasınlar. Gerçekten tecrübe çok önemli. Evet. İnsan bunu gerçekten büyüyünce anlıyor. 18-20 yaşlarımda deselerdi ki işte zamanında bu yaptıklarını yapmayacaksın. Derdim ki hayır yapacağım. Şimdi 30 yaşındayım.
ve diyorum ki keşke yapmasaymış. Ve mümkünse bu kelime söylemek istemiyorum. Yani bazen bir karar vermek gerekiyor. Yani bu yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Sonra düşünüyorsun. Yani o keşke kullanmak istemiyorum. O yüzden ben Güney Afrika'ya gittim. Orada bir sene kaldım. Çünkü ben sonra ya keşke yapsaydım söylemek istemiyorum. Türkiye'de aynı. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ama Hollanda'da gayet güzel bir iş var. O meslek yürüyordu. Hepsi bıraktım. Yani sen bütün gemileri artık yakıyorsun ve buraya geliyorsun. Sıfırdan başladım ya, sıfırdan. Keşke dediğim çok şey var ama yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Evet. Yine dönsem, yine aynı şeyleri yaşasam, yine aynılarını yapardım. Aynen, evet. Evet. Çünkü onları yaparken o anda mutluydum. Mutluluk benim için önemli. Ya be, bu senin karakter bir şekil veriyor. Sen sonra şimdi düşünüyorsun, tamam yani belki keşke yapmasaydım diyorsun ama aynı anda yaptığın için sen şimdiki Sibel'sin. Evet. Beni ben yaptım. Doğru. Ben yaşadığım her tecrübe için önce kendime, sonra aileme, sonra da Rabbime teşekkür ediyorum. Birazdan tüneller başlayacak. İşin çok enteresan tarafı, dağ tarafında kar bile görebiliriz. Evet. Bu yol çok zor bir yol galiba. Küçük araçlar için de tehlikeli ama sektörel anlamda bizim araçlar için daha tehlikeli. Çünkü şöyle bir şey var, bizim araçlarda makaslama yapma şansı çok yüksek. Siz arabayı düz tutarken arabanız böyle kayıp dorseniz sizi geçip size takla atılma şansı bile var. O yüzden Bolu gerçekten çok tehlikeli. Çıkışında hızlı da çıksanız, yavaş da çıksanız buzlanmanın vermiş olduğu bir kayma mevcut. Bu kayma sizi sürekli bir yerlere savuruyor. Özellikle tipi kar ve rüzgar varsa bu yolun durumu daha kötü hale geliyor. Özellikle işi bilmeyen insanlar için inişi de çok tehlikeli. Çünkü arabayı salmak deriz biz. Yani 5. vitesi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz, araba hızlandıkça hızlanıyor. Bu hızda fren yapıp duramama şansınız çok yüksek. O anda yan dönme şansınız çok yüksek. Yani Bolu gerçekten tehlikeli bir bölge. Bolu bitmez o konusu olarak. Şimdi kar, buz, yağmur, sis. Evet. Yani acayip bir şey var yani burası. Yağmurda daha tehlikeli, kaygan yok. Daha tehlikeli. Tabii ki. Buzlanmada çok yavaş giderek önlem alabilirsiniz. Ama yolun nerede karganlaştığını bilmediğiniz zaman herhangi bir anda frene baktığınızda arabanızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. O yüzden gerçekten bütün şoförlere ikazımdır, uyarımdır. Dikkat etmemiz gereken bir yer geçerken önem göstermemiz bir bölge Bolu Dağı. Gerçekten tahammül sınırlarını aşıyorlar. Bu da otomatikman bana sabır olmuyor. Bu meslek için en heyecan veren noktası hangisi? Kendi işim. İstediğim zaman istediğim şekilde gidebiliyorum. Yormuyor, sıkmıyor, bunaltmıyor. Başkasının emri altında değilim. Bunların hepsi çok önemli unsurlar. Keyif alıyorum. Araba sürmeyi zaten biliyorsunuz çocukluğumdan beri hayalim, söylemiştim. Onun vermiş olduğu bir mutluluk da var. Bir de hani bazı işler bazı insanlarla özdeşleşir. Hani ah bu benim işim, hani ben bu işi yapmalıyım dersiniz ya. Bu iş de benim için öyle. Keyif alıyorum, seviyorum.
hoşuma gidiyor. Bazen mesela yazlık beldereye yüklüyorum. Orada arkadaşlarımı görüyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum, kaynaşıyorum. Hoş ya, bunlar çok güzel duygular. Evet. Görmediğim yerleri görüyorum, keşfediyorum. Her gün daha fazla bir şey öğreniyorum. Şoför dünyası çok samimi bir dünya mı? Tabii ki birbirlerini kolluyorlar ama öyle çok içten çok samimi değiller ya. Hani bunu söylersem kendime yalan söylemiş olurum. Neden böyle değil? Yani bilmiyorum. İnsanlar artık herhalde çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri için biraz yozlaşmaya başladık. Ama şu avantajım var. Karadeniz insanı samimi. Müşteri anlamında. Çok içten ve samimiler. Gel yemek söyleyeyim, otur bir çay söyleyeyim. Mesela İstanbul'da içtiğim çay bence çay değil. Ben Karadeniz'de içtiğim çay. 3-4 bardak çay içerim ki çay sevmeyen bir insanım. Evet. Ama orada içiyorum. Evet. Ben hala şoför değilim çünkü o takograf duygusu hala yaşamıyorum. Ulaştırma ama sen... Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş böyle konaklamak için bir yer arayacağız. Evet. O takograf senin için pozitif bir şey mi, negatif bir şey mi? Bir yandan pozitif, bir yandan negatif. Neden? Bazı sürücüler hiç dinlenmeden, uykusuz bir şekilde yol aldıkları için onlar için iyi bir şey. Çünkü gerçekten uzun yola giden insanların uykusunu almış olmaları gerekiyor. Uykusu geldiği zaman da gerçekten dinlenmeleri gerekiyor. Ama bu 4,5 saat için ne diyebilirsin dersen, bence biraz az. Yani en azından bir 6-7 saat yol gidebilen insanlar var. 11-12 saat dinlenebilen insanlar var. Yani süre biraz az ya. 9 saat yolculuk değil de bir 12 saate çıkarabilirdik onu. Ulaştırma Bakanlığı duyurulur. Bizim için ilk ve en önemli kural uykudur. Evet. Uykumuz geldiği anda isterse daha yolun başında olalım, yatıyoruz. Evet. Ve her şoföre de tavsiyem, çünkü niye? Bunu yaşayan bir sürü arkadaşımız oldu, gördük. Halüsinasyon görmeye başlıyorsunuz. Belli bir süre sonra ağaçları insan sanıyorsunuz. Işıkları araba sanıyorsunuz. Arabaları ışık sanıyorsunuz. Göz yanılgısına sebep oluyor. Bu sebepten dolayı uyku çok önemli. İşte geçenlerde başıma geldi. Gerede'den çıktım. Samsun'a yoluna döndüm. Bir tane otobüs şoförü. Resmen bir böyle yapıyor, bir böyle yapıyor, bir böyle yapıyor. Uyuduğunu ben fark ettim. Geçtim önüne, korna çaldım, selektör yaptım arkasından falan filan. Sonra ayıldı, kendini toparladı. Ben ve bunu yapan bir otobüs şoförü. Otobüs şoförü. Sen 46 tane yolcu taşıyorsun. Evet. Saattir yollardayız değil mi? Evet, evet. Ciao.